Dünyanın en büyük 28 borsasının üyesi Philip Capital sunar. Evet efendim, şimdi biraz da şöyle stüdyo Amsterdam'da MTI cephesini konuşarak, detaylarıyla konuşarak devam edeceğiz. Zafer Ergezen aktaracak bizlere. Zafer, hoş geldin. İyi haftalar olsun sana da. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Dolar tarafındaki gelişme tüm MTI'yi bir kere hakimiyeti altına alan önemli bir unsur. O yüzden ben dolar endeksini senden dinleyerek devam etmek istiyorum. Burada Fed'in alacak olduğu kararlar faiz artırımın hızını bize aslında biraz da gösteriyor gibi, en azından 6 aylık süreci. Buradaki hızla birlikte görünümü nasıl yorumluyorsun? Söz sende, buyur. Tabii ki dolar endeksi aslında zaten özellikle bu gelen yüksek gelen enflasyon rakamları, sonrasında gelen ekonomiye yönelik olumlu verilerle birlikte bir anda Fed'in belki bir, belki iki faiz artırımı daha yapacağı beklentisini oluşturdu. Bu da dolar endeksinde güçlenmeye yol açtı. Hızlı bir yükseliş gördük burada, toparlanma gördük. Şimdi yavaş yavaş artık piyasanın dengelenmeye başlayacağı bir döneme geldiğimizi düşünüyorum. Dolar endeksinde de keza ki 105 seviyesi önemli bir seviyeydi. Bugün burayı da gördü, dün ve bugün bu seviyelerin üstünü de gördü. Ama bu seviyeler artık önemli seviyeler. Artık bir miktar dengelenme olacağını düşünüyorum. Çünkü bu beklenmedik artı bir faiz arttırımı piyasalar tarafından artık fiyatlanmış durumda. Bundan sonra şimdi artık geleceğe bakıyoruz. Gelecek nokta içerisinde de ben Fed tarafında bir ilave bir faiz arttırımının daha çok olası olduğunu düşünmüyorum. Yani belki iki tane faiz arttırımı olacak, sonrasında duracak gibi gözüküyor. Bu noktada da artık buradan tekrar dolar endeksinde bir miktar dengelenme göreceğimizi, aşağı yönlü eğilimin tekrar yeniden başlayacağını düşünüyorum belli bir süre geçtikten sonra. O yüzden de 105 seviyelerinin üzerinde bir dolar endeksi görmemizin artık önümüzdeki dönem içerisinde çok olası olduğunu düşünmüyorum. Peki neden böyle düşünüyorum? Çünkü dediğim gibi Fed'in faiz artırımlarının bu fiyatlaması yaşandı. Bunun bir rallisini gördük dolar endeksinde. Sonrasında Avrupa Merkez Bankası, ki bugünkü açıklamalarla birlikte zaten dolar endeksinin gerilediğini görüyoruz. Avrupa tarafında faiz artırımlarının bir süre daha devam edeceğine yönelik açıklamalar vardı. Bu da dolar endeksinin bir önümüzdeki dönemde bir miktar daha değer kaybedeceğini gösteriyor bize açıkçası. Ondan dolayı da ben bu seviyelerin kısa vadede gördüğümüz en yüksek seviyeler olabileceğini düşünüyorum. Bundan sonraki dönem içerisinde de Fed'in artık faiz artırımları duracağı, sonrasında ise yavaş yavaş dolar indeksinin aşağıya doğru gevşemeye başlayacağı bir dönem içerisinde olabiliriz. Fed'in faiz artırımlarını durdurması ve sonrasındaki Avrupa tarafında faiz artırımları bir süre daha devam edecek. Bu dolar endeksindeki aşağı yönlü baskıyı artıracak. Japonya tarafında takip ediyor olacağız ama genel görünüm sanki kısa vadede bu çok iyimserlik vardı piyasalarda. Bu iyimserlik bir miktar geçti. Buradaki dengelenme yaşandı. Şimdi tekrar eski düzene tekrar geri dönebiliriz gibi gözüküyor. Peki burada 105'i geçme ihtimali düşük olan dolar tarafında bir altın yorumu da almak istiyoruz. Altın onsu biraz içeriden de, iç dinamiklerden de, gram altın özelinde de yorum alırsam sevinirim mi? Zafer, buyur. Ons altın tarafında aslında bu sene başından beri, ki seneye zaten çok hızlı başlamıştı ve o zaman da ons altın tarafında çok iyimser yaklaşıldığını konuşuyorduk ve bir dengelenme olması gerektiğinden bahsediyorduk, ki burada 1868 seviyesi, sonrasında 1792-1800 seviyelerini işaret etmiştik. 1800'e çok az kaldı açıkçası. Evet. Ben bu dolar endeksinde 105 seviyeleri görüldüğü zaman ons altın tarafında da 1800'ler civarının görülmesini bekliyordum açıkçası, ama o kadar gevşeme olmadı. Bu seviyelerin ben orta ve uzun vade alım seviyeleri olduğunu düşünüyorum. Özellikle 1765-1800 aralığındaki bir ons altın beklenmedik bir şekilde, eğer o seviyelere doğru bir geri çekilme olursa,
bu seviyelerin orta ve uzun vadeli hatta kısa vadeli de alım fırsatı olacağını düşünüyorum. Yükselişlerde 1847 seviyesi önemli. Bu seviyenin üzerinde ilk direnç, bu seviyenin ilk direnç seviyesi olarak değerlendirebiliriz. Yukarıda ise 1868 seviyesi var. Eğer bugünkü günlük hareketlere de bakacak olacak çok kısa vadeli, çok kısa vadeli de aşağıda 1803 seviyesi önemli bir destek seviyesi olacak. Yükselişlerde ise 1820 seviyesi direnç vazifesi görecektir. Ama dediğim gibi artık bu seviyelerden nasıl dolar endeksinde bir miktar artık dengelenme olacağını konuşuyorsak, ons altında da burada bir miktar dengelenme olacağını düşünüyorum. Buradan tekrar bir toparlanma olacaktır diye beklentim var. Dediğim gibi 1800 seviyelerin görmesini bekliyordum ama sanki bu seviyeler kısa vadeli dip seviyesi olacak gibi gözüküyor. Hemen geçiyorum petrol cephesine. 82 dolarlık bir şu an için Brent petrolde varil fiyatını okuyoruz. Geçtiğimiz hafta da seninle yaptığımız programda 75-80 bu dolar nezdinde geziniyor. Tabii ki hem küresel gelişmeler Asya bölgesi Çin'den gelen haber akışları bir taraftan baskılıyor. Bir taraftan da küresel gelişmeler OPEC bir saniye diyor, ben tekrar yukarıya çıkartacağım. Yani böyle arada kalan bir petrol cephesi. Yani bu tamamen haber akışlarıyla ilişkisi var şu an içinde. İşte mesela dolar endeksi ve altın gibi değil. Artık iş rengi kişi ve kurumların, daha doğrusu ülkelerin yapacak olduğu kararlarla biraz daha müdahalesi hakim. O yüzden sen ne düşünüyorsun Brent petrolde? Hangi konulara da daha çok biraz daha kulağımızı vermemiz gerekiyor? Aslında çok iyi söylediniz. Yani gelen haberlerle aşağı ve yukarı hareketler yapıyor. Ama bu hareketler Aralık ayından beri yatay bandın kurulmasını, kurulmasını sağlıyor. Aralık ayından beri aşağı gitti, yukarı gitti ama gene aynı seviyelerdeyiz. Çok fazla değişen bir şey olmadı. Tabii burada bir taraftan Rus petrolünün hala uluslararası piyasalara erişiminin oluyor olması, özellikle Hindistan ve Çin'e yüklü satışları devam ediyor. Diğer taraftan da resesyon endişeleri var. Resesyon endişeleriyle fiyatlar baskılanıyor. Yukarıya doğru gidemiyor. Ama baktığımız zaman da özellikle Aralık ayında Çin'deki Covid sınırlamalarının kapatılmasıyla birlikte burada çok ciddi bir talep oluştu. Buradaki talep de fiyatların çok fazla aşağı gelmesini engelliyor. Tabii aşağı gelmesini engelleyenlerden bir tanesi de siz de bahsettiniz, evet. OPEC. OPEC de petrol fiyatlarının arzı kontrol ederek çok da fazla aşağı gelmesini istemiyor. Bu da doğal olarak da petrol fiyatlarında yatay bir trendin oluşmasını sağlıyor. Teknik olarak baktığımız zaman da yatay bir bant oluşmuş durumda. Burada 87 seviyeleri yukarı geçemediği sürece çok fazla bir şey beklememek lazım. Hareketli ortalamalar da zaten üstünde, bu hareketli ortalamanın da altında kalmış durumda. Ama sanki burada kısa vadede bir miktar toparlanma olacak gibi, özellikle piyasadaki iyimserlik, Amerika'dan gelen ekonomik verilerin bir miktar daha güçlü oluyor olması. Bir de baktığımız zaman Amerika'da ham petrol stokları artış gösterdi. Bu da aslında talebin arttığını gösteriyor bize bir miktar. O yüzden dolayı burada belki bir miktar daha yukarı hareketler olabilir ama dediğim gibi yukarı yükselince de önünde çok fazla satıcılar var. Özellikle resesyon endişeleriyle satışlar geliyor. O noktada da yükselişlerde de çok fazla bir şey beklememek lazım. O yüzden ben burada yatay bandın devam edeceğini düşünüyorum. Bir süre daha bu yatay band korunacaktır ki zaten baktığımız zaman Rusya-Ukrayna savaşının risk priminin de petrol fiyatlarında azaldığını görüyoruz. Ona rağmen OPEC aslında bütün bunların arasında kritik olacak diyebiliriz, kritik parametre diyebiliriz. Çünkü OPEC'in burada arzı arttıracak olması veya azaltacak olması direkt petrol fiyatlarında yönü de tayin edecek bize. Bir üst banda mı geçeceğiz yoksa bir aşağıki banda mı geçeceğiz? Ama orada da çok fazla bir değişim beklenmiyor. O yüzden sanki bu yatay band bir süre daha devam edecek gibi. Enerji emtiasında aslında detayları aldık. Bir doğalgaz tarafıyla ilgili de yorum alalım mı? Özellikle Avrupa'nın korkmuş olduğu ama kış o kadar da sert geçmedi. Burada fiyatlarda beklentin mutlaka değişmiş ve revize etmişsindir. Burada baktığımız zaman aslında özellikle Avrupa'da, yani bu sıcak geçen, ılıman geçen kış mevsimi Avrupa'yı bir nevi ipten almış da diyebiliriz. Korudu, ipten aldı da diyebiliriz. Aynen, kesinlikle, çünkü doğal gaz stoklarının hala yüksek kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Tüketim azalmış durumda. Bu da özellikle yüksek stoklar nedeniyle fiyatların hızlı bir şekilde geriye gelmesine yol açtı ki bunun da zaten fiyatlardaki geri çekilmeye başlamasının da aslında hava sıcaklıklarının yüksek gittiği
yüksek devam ettiğini dönemde olduğunu görüyoruz. Özellikle Aralık ayında hava sıcaklıklarının yüksek devam etmesi mevsim normallerinin üzerindeki Avrupa tarafında kar yağışları da belki de son 10 yılların en düşük seviyesinde gerçekleşti. Bunun da altını çizmek lazım. O yüzden de battaniyeyle kışı geçirdiler gerçekten, dağıtılan aynen, battaniyelerle. Kesinlikle, kesinlikle. Değil mi? Yani ki özellikle enerji fiyatları da, elektrik fiyatları da çok yükselmişti ki Ocak ayında yeni elektrik fiyatlamaları düzenlemeleri gelmişti, doğalgaz düzenlemeleri gelmişti. Şimdi bunlar tekrar geriye dönmüş oldu. Avrupa buradan neredeyse son dakikada kurtarmış oldu kendisini. Şimdi baktığımız zaman özellikle Hollanda doğalgaz EFT'lerine baktığımız zaman 54 seviyesi önemli bir direnç seviyesi. Bu direnç seviyesinin üzerine geçmediği sürece aşağıda destek seviyesi olarak 48'li seviyeler korunmaya devam edecektir. 48-49'lu seviyeler korunmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Burada bir miktar yatay bant oluşmuş durumda. Doğalgaz fiyatlarında da herhangi bir değişim beklenmiyor. Havalar tekrar ısınmaya başladı. Daha doğrusu sıcaklık hala devam ediyor. Zaten çok fazla soğumamıştı ama bir miktar daha ılımanlaşmaya başladı. Bu da doğalgaz stoklarının korunmaya devam edeceğini gösteriyor bize. Bu yüksek doğalgaz stokları da yükselişlerin sınırlı olacağını göstermekte. Ben 54 seviyesi üzerinde belki bir tepki hareketi olabilir, kar alımı olabilir ama ciddi yukarı bir yükseliş açıkçası doğalgaz fiyatlarında çok fazla beklemiyorum. Bir miktar daha bu seviyelerde yatay hareketine devam edecektir aynı petrol gibi. Evet, bir diğer tarafta şimdi sanayi tarafını ilgilendiren özellikle sanayi tarafında bakır, alüminyum, çinko ve nikel tarafında neler düşünüyorsun? Genel hatlarıyla 3'er aylık ben şuradaki grafiklere baktığımda düşüşler var. Yani genel hatlarıyla son 3 aylık fark bir önceki yılın aslında neredeyse birçoğunda düşüş trendinin ağırlıklı olduğunu gösteriyor. Fiyatlarda da bir dengelenme mi söz konusu? Yani talepler artık yerini buldukça, talepler zamana yayıldıkça, o yüklü talepler olmadığı için ve artık oradaki tedarik sorunları vesaire birçok konu konuşmuştuk geçtiğimiz yıllarda. Bu konuların da kalkmasıyla birlikte fiyatlar uzun bir sürede aşağı gelir mi? Yani 6 aylık periyotta da düşüş trendinin devam edeceğini düşünüyor musun? Şimdi burada aslında ilk burada yükseliş yaşanmaya başlarken ki zaten 2023'ün 2022'ye göre daha olumlu olacağını sene başındaki yayınlarımızda konuşuyorduk. Ki zaten de öyle başladı. Yani evet. Bu endüstriyel metaller de olumlu başladı ama bu olumluluğun aslında iyimserliğin çok fazla beklenenden çok yüksek olduğunu da konuşmuştuk. Yani aslında evet iyi başlayacaklar ama ilk 3 ay hatta belki 6 ay yatay hatta hareketli aşağı yukarı hareketlerin olacağı bir dönem beklediğimizi de konuşmuştuk ki aynen de senaryoya uygun hareket ediyor aslında. Beklentilerimize uygun hareket ediyor. Çok olumlu başladı dolar endeksindeki geri çekilmeyle birlikte. Fakat sonrasında tekrar burada satışların geldiğini gördük ki özellikle ilave bir faiz artışının bekleniyor olması FED tarafında burada resesyon beklentilerini de beraberinde getirdi. Özellikle alüminyum tarafında neredeyse kazanılanların tamamının geri verildiğini gördük. Ama ben burada yatay bandın devam edeceğini ki yatay destek seviyelerinin korunacağını, yeni bir dip seviyesinin görülmesini çok fazla beklemiyorum. İlk 3 ay ki önümüzde bir aylık bir zaman daha kaldı. Sonrasında burada bir miktar daha pozitif yukarı yönlü hareketlerin oluşmaya başlayacağını ama asıl hareketler Haziran ayından sonra yani yılın ikinci yarısında görülmeye başlayacağını düşünüyorum. Burada belki bunların içerisinde bir miktar bakırı ayırmak mümkün olabilir. Bakır nispeten diğerlerine göre bir miktar daha güçlü hareket ediyor. Çünkü talebi bir miktar daha yüksek. Özellikle yenilenebilir enerji, elektrikli otomobiller ve bu endüstriyel tarafındaki talebin nispeten daha yüksek oluyor olması burada bakır talebinin de güçlü olmasına yol açıyor. Fiyatların da geri çekilmelerde diğer endüstriyel metallere göre daha sınırlı kalmasına yol açıyor ki burada da bu sert satışlara rağmen ki geçtiğimiz hafta içerisinde özellikle Perşembe, Cuma günleri sert satışları görmüştük. Bugün bir miktar dengelenmiş durumda. Ona rağmen ortalamaların altına gelmemiş durumda. Bu da aslında pozitif gelişme ne kadar güçlü olduğunu da gösteriyor bakır tarafında. Keza aynı şeyleri nikel ve çinko için de söyleyebiliriz. Bunlar da nispeten güçlü emtialar ama dediğim gibi bir miktar hareketli ve dalgalı piyasa göreceğiz maalesef çünkü burada hala daha tam talep oluşmadı, beklentiler var ve
beklentiler de alıcılar geldiği zaman maalesef kar realizasyonları da geliyor. Bir miktar daha dalgalı hareketler göreceğiz ama yavaş yavaş toparlanmalar ilk çeyrekten sonra ve asıl toparlanma ise 6. aydan sonra, yani ilk yarı yıldan sonra olacak diye düşünüyorum buradaki emtialarda. Ama burada bakır ve nikel gibi emtiaların bir miktar daha öne çıktığını söylememiz mümkün. Evet, şimdi tarıma geçeceğiz. Tarımı ben biraz yurt içindeki son gelişmelerle değerlendirmeni isteyeceğim Zafer. Yani bir diğer tarafta işte Aralık ayındaki mesela tarım girdi enflasyon düşünelim. Orada Aralık'ta da yükselişini sürdürmüştü. Şimdi son haberlerde neler var? İşte TMO'nun buğday ve ayçiçek yağı ithalatı için ihale açması. Yurt içinde özellikle buğday ve ayçiçekle ilgili fiyatlamaları merak ediyoruz. Bir diğer taraftansa en önemli konulardan bir tanesi arpa ithalatı. Yani yurt içindeki bu üç ürün özelinde bir değerlendirme alacağım ve tarım platformundan da mutlaka senin de takibindedir. Acil önlem çağrısı geldi. Tarım ve tarım emtiyasında hem küreselden aldığımız rüzgarla yurt içinde nasıl bir görünüm elde edilecektir sence? Yani tarım emtialarında zaten ülkeler korumacı politikalar uyguluyorlar. Yani küresel fiyatlamalar var ama bir de ülkelerin kendi iç fiyatlamaları var, kendi iç dengeleri var. Maalesef Türkiye'de özellikle Avrupa'da da bu böyle. Yani hava sıcaklıkları mevsim normallerinin bir miktar üzerinde seyrediyordu ama Türkiye'de de aynı durum söz konusu. Bu da maalesef birçok bölgede rekolte sıkıntılarını etkiliyor, üretim endişelerine yol açıyor. Bu üretim endişeleri de siz de belirttiğiniz gibi ithalatla çözülmeye çalışılıyor. Tabii korumacı politikalar olduğu için fiyatlar bir miktar dengeleniyor burada. Denge sağlanıyor. Ama şurası da bir gerçek. Yani bu sene ithalatla önceki senelere göre bir miktar daha fazla olacak. Bu ithalatla birlikte fiyatlarda dengelenme sağlanacaktır. Çiftçilerin fiyatlarında da dengelenmeler sağlanacaktır. Bu ve iç taraftaki yerel fiyatlamalar korunacaktır. Son dönemlerde bu fiyatlarda zaten artış olduğunu görüyoruz ki artış olması da normal. Ama dediğim gibi maalesef bu hava sıcaklıkları üretim tarafında beklenmedik düşüşlere de yol açmış durumda. Buğday tarafında zaten Türkiye ithalatçı bir ülkeydi. Bu ithalatına devam ediyor. Bu sene dediğim gibi bir miktar daha artacaktır. Arpa tarafında keza sizin de belirttiğiniz gibi ithalatlar olacak. Burada dikkat çeken belki nokta, bir miktar parantez açmak gerekir. Yani buğday tarafında küresel fiyatların düşüyor olması aslında bu noktada bir miktar da Türkiye'nin şu anda işine gelen noktalardan bir tanesi, daha doğrusu faydasına oluyor. Özellikle yerel tarafta bu hava sıcaklıklarının yüksek gidiyor olması, ithalata geçilecek olması, burada fiyatlamaların düşük fiyatlardan yapılarak önceki dönemlere göre, yani bir ay öncesine göre bakacak olursak, en azından burada yurt içinde fiyatların dengelenmesini ulaşacak. Ama dediğim gibi burada eğer hava sıcaklıkları düşük, yüksek kalmaya devam ederse, böyle yağışlar düşük kalmaya devam ederse, önümüzdeki dönemde bu baskıların arttığını ve ithalat rakamlarının da arttığını görebiliriz. Türkiye'nin özellikle kısa dönemde ithalatının ve yeni ihalelerin bir miktar daha yükseldiğini görebiliriz. Bu sadece buğday tarafında değil, işte arpa tarafında ve keza başka emtialar tarafında da görülecektir diye düşünüyorum. Zafer, sen de söyledin, aslında ülkeler kendi nezdinde, kendi içinde gıda ile ilgili bazı önlemleri alıyor ama bazı şeylerin önüne geçilemiyor. Mesela iklim değişikliği, evet, gibi. Geçtiğimiz işte yine bu Şubat ayı için başında uluslararası kuruluşlardan gıda güvensizliği için acil eylem çağrısı gelmişti ki bunun içinde Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü var, IMF var, Dünya Bankası, Dünya Gıda Programı ve Dünya Ticaret Örgütü. Burada 3 yılın en düşük seviyesine çekileceği uyarısında bulundu arzın. Bununla ilgili son detaylar neler? Nasıl bir gelişme oluyor? Senin özellikle burada dikkate aldığın haber akışları var mı? Yani tabii ki burada özellikle üretim tahminlerini de dikkate alıyorum ben. Üretim tahminleri de sadece tek bir üretim tahminleri değil. Yani ABD Tarım Bakanlığı'nın üretim tahminleri var. Uluslararası Hububat Komisyonu'nun üretim tahminleri var. Birleşmiş Milletler'in Gıda Organizasyonu'nun üretim tahminleri var.
Bunlara baktığımız zaman aslında bunlarla beraber değerlendirmek çok daha sağlıklı oluyor. Şurası bir gerçek ki özellikle iklim değişikliği nedeniyle hava sıcaklıkları bir süreden beri mevsim normallerinin üzerinde gidiyor bazı bölgelerde. İşte bunun net etkilerini Hindistan'da, Pakistan'da gördük. Burada seller yaşandı. Brezilya'da gördük hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde gitti. Rekolte, kahve, şeker gibi soya fasulyesi gibi birçok üründe etkisini gördük. Avrupa tarafında keza hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde gitmesi birçok üründe gene fiyat dalgalanmalarına yol açtı ve bunun etkilerini Türkiye tarafında da görüyoruz. Ama genel olarak baktığımız zaman rakamlar üzerinden gidecek olursak buğday tarafında nispeten dengeli bir sene yaşanacakken bunun Mısır tarafında rekoltenin bir miktar daha düştüğünü görüyoruz. Mısır tarafında bir miktar daha kritik olduğunu söylememiz mümkün. Endüstriyel tarafta daha fazla kullanılan Mısır'ın aslında daha fazla rol oynadığını, bunun yüzünden de burada bir miktar sinyaller geldiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan pamuk tarafında keza burada rekolte bir miktar sıkıntıya girmişti. Özellikle Hindistan ve Pakistan tarafında. Sonrasında ise bunun Amerika tarafında dengelendiğini görüyoruz. Genel olarak konuşacak olursak tabii ki bütün bunların ötesinde ülkelerin kendi stratejik planlarını uygulamaya başladığını görüyoruz. Özellikle pandemiyle başlayıp ondan sonra Rusya-Ukrayna savaşı ile başlayan dönemde birçok ülkenin hem stok hem de tedarik zincirlerini arttırmaya başladığını görüyoruz. Aslında bu açıklanan iklim değişikliği ile ilgili planlar da bunların bir tetiklemesi sonucu gerçekleşiyor. Çünkü ülkeler artık tedarik sıkıntılarının ne kadar önemli ve vahim olduğunu ve enflasyonun neden olabileceğini ve ekonomiyi etkilediğini de gördü. Bu nedenle de iklim değişikliği ile ilgili şimdiden aksiyonlar alınmaya başlıyor. Çok daha fazla ön plana çıkıyor diyebiliriz. Rakamlara baktığımız zaman aslında bu kadar endişe verici bir görünüm gözükmüyor. Fakat bunların çok daha fazla artık dikkate alındığını görüyoruz ülkeler tarafından ve kurumlar tarafından. Aslında belki de bu açıklamaların ve bu alınan önlemlerin geçtiğimiz dönemde sıklıkla konuştuğumuz, son 2 senede sıklıkla, hatta 3 senede sıklıkla konuştuğumuz pandemi krizi ve pandemi krizinde tedarik zinciri sıkıntıları ve sonrasında Ukrayna Savaşı sonrasında tek bir ülkeye bağımlılık kaynaklı sıkıntıların giderilmeye yönelik çözümleri olduğunu söyleyebiliriz. Artık ülkeler son dakikayı beklemiyorlar, daha erkenden önlem almaya çalışıyorlar. Çok teşekkür ediyorum Zafer Ergezen, değerli katkıların için, aktardığın detaylı bilgiler için. Evet efendim, burada noktalıyoruz programı. Tekrar görüşeceğiz saatler 20'yi gösterdiğinde. Dünyanın en büyük 28 borsasının üyesi Philip Capital sundu.